Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu salatalıkları sizin için budamıştım. Budama videolarını da kısa kısa yapıp paylaşmıştım. Şimdi bakın. Şöyle yaklaşık bir 50-60 cm kadar olan kısmı budamış oldum. Buralardaki çiçekleri, meyveleri hepsini aldım. Sadece yapraklar kaldı. Yapraklardan da budama yapacağım. Bakın yukarıda salatalık tutmaya ve artık salatalığını normal bir şekilde büyütmeye başladı. Çünkü gövde güçlendi. Boyu da 1,5 metreye yaklaştı. Ben artık yan dalları bırakacağım çünkü yan dallar meyve dalıdır ve onlardan meyve alacağım. Artık yan dallardan meyveyi büyütebilir. Çünkü gövde oldukça güçlendi. Bir buçuk metreye yaklaştılar. Benim salatalık fidem az olduğu için ve ticari bir amaçla da salatalık yetiştirmediğim için yan dalları bırakacağım. Yan dallar meyve dalıdır. Sürekli meyve yapar yan dalların içinde de en sağlıklıları bırakacağım. Sağlıksız olanları alacağım. Bundan sonra artık yaprak budaması yaparak salatalığımın yükünü hafifleterek sadece ürün bol ürün elde etmeye çalışacağım. Sizinle de videolarını paylaşacağım. Oturak tipi salatalıkta bunu yapmıyorum. Oturak tipinde alttan 2 ya da 3 yaprak üzerindeki yan dalları, çiçekleri, meyveleri alıp öylece bırakıyorum oturak tipini. Sırık tipi salatalıkta 60-70 santime kadar olan meyveleri, yan dalları çiçekleri her şeyi alıp artık 60-70 santimden sonra yandal bırakıyorum. Yandalların toprakla temas etmemesi gerekiyor hem oturak tipinde hem sırık salatalıkta. Toprakla temas ederse Salatalığımız hastalanabilir ve salatalığın yapraklarına, gövdesine su gelmeyecek şekilde kök çevresine sulama yapılması gerekiyor. Benimkiler şu anda gayet sağlıklı ve iyi görünüyorlar. Bizde çok yağmur yağıyor. Hala da yağmur yağmaya devam ediyor. O yüzden de çok aşırı sulama yapmıyorum. Su dengesini iyi ayarlamak gerekiyor hava sıcaklığına göre sulama yapmak gerekiyor. Genelde sabah saatlerinde sulama yapıyorum. Çünkü bizim boş arazide, yan arazide çok salyangoz var. O yüzden gece sulaması yapmıyorum. Eğer gece sulaması yaparsam burası ıslak olursa salyangozlar gelir. Görüyorsunuz salyangozlar da yok. Onlardan da gayet iyi koruyabiliyorum. Çim kestiğimde çim artıklarını böyle doğal malçlama olarak alana ince bir tabaka halinde seriyorum ama budamış olduğum yaprakları buraya atmıyorum onlar daha uzun süre sürede çürüyeceği için e, bitkimi has, bitkilerimi hastalandırabilirler. Bunlar da marullarım. Tohuma bırakmış olduğum marullarım da burada. Reyhanlarım, feslenlerim, domateslerim hepsi bir arada. Ama gayet de güzel ürün alıyorum. Bizim salatamıza, günlük kullanımımıza, kahvaltımıza yetecek kadar salatalık, marul, e, domates, feslen, reyhan, maydanoz nane buradan e, alabiliyorum. Ben artık salatalıkta bol verim budaması yapacağım. Yaptıkça da sizinle paylaşacağım. E, sizin de bol mahsulleriniz olsun. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde olun. Hoşçakalın.